İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerleşme, doku ve tipleri konusunu işleyeceğiz. O zaman gelin hep birlikte bugün ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle yerleşme dokularından, yerleşme tiplerinden ve bunların oluşumunda etkili olan faktörlerden bahsedeceğiz. Ve bu yerleşme doku tipleri Türkiye'de nerede görülüyor? Bunlar ne gibi özellikleri var? Onları öğrenmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle, dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı fayda. Öncelikle yerleşme dokularını ve tiplerini, Türkiye'deki dağılışını öğrenmiş olacaksınız. Ve aynı zamanda burası, bakın şuna dikkat edin, yazılı için oldukça önemli bir konu. Bundan dolayı da hemen ne yapıyorsun? 0'dan 9'a kitabında 118-122 sayfa aralığını çözüyorsun. Dinamo Coğrafyası Soru Bankası kitabımızda ise 112 ile 113. sayfa aralığını çözüyorsun. Bunu unutma. Ha bak, şuna da dikkat et. Bu Dinamo Coğrafya Soru Bankası kısmında, etkinlikler kısmında yazılıya hazırlık etkinlikleri var. Onları da süreç içerisinde mutlaka çözmeyi unutma diyelim. O zaman hadi bakalım yerleşme, doku ve tipleri neymiş dediğimizde. Biz yerleşmeleri genel itibariyle temel ölçekte ikiye ayıracağız sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nelerdir dersek, bir kırsal yerleşmeden bahsedeceğiz. İki ise şehirsel yerleşme, yani kentsel yerleşmeden bahsedeceğiz. Peki burada ne demek istiyoruz dersek, bir yerin kırsal yerleşme ya da kentsel yerleşme olmasında bazı önemli unsurlar var. Mesela kırsal yerleşmede genel itibariyle şu ortaya yazayım. Nüfus 20.000'in altında, buradaki hakim ekonomik faaliyet grubu tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri, bir de buranın yönetim birimlerinin başında muhtarlar yer almakta diyebiliriz. Eğer ki bir yer şehirsel, yani kentsel yerleşme ise, o alanda ise genel olarak nüfus 20.000'in üzerinde, ekonomik faaliyet grubu sanayi hizmet sektörüdür ve bununla birlikte yönetim birimlerinin başında da kaymakamlar ve valiler yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Özellikle doğal koşulların yerleşme etkisi ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de farklılık göstermektedir. Bir örnek vermemiz gerekirse, gelişmiş ülkelerde insanın yerleşme üzerindeki belirleyici etkisi daha fazladır. Ama az gelişmiş ülkelerde ise doğanın yerleşmelerin seçiminde belirleyici etkisi çok daha fazladır diyebiliriz. Şimdi biz bunları teker teker açmamız gerekirse, kırsal yerleşme dediğimizde temel ekonomik faaliyet burada nedir dersek, tarım, hayvancılık, ormancılık, dokumacılık, balıkçılık ve madencilik oldu. Yani biz şu anda kırsal yerleşmenin aslında tanımını da yapmış olacağız. Temel ekonomik faaliyetlerin tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık olduğu yerleşmelere biz kırsal yerleşme diyeceğiz. O zaman bir yerleşmeyi kırsal ya da kentsel olarak ayırmamızdaki en önemli kriterlerden bir tanesi ekonomik faaliyet grubu diyebiliriz. Kırsal yerleşmelerde özellikle belirli düzeyde madencilik faaliyeti ve hemen şunun şöyle devamına bir tane daha eklemek gerekirse turizm faaliyeti de yürütülmektedir diyebiliriz. Bununla birlikte kırsal ve kentsel yerleşmelerin sınıflandırılmasında kullanılan nüfus ölçütü ülkeden ülkeye göre farklılık gösterebilir, değişebilir. Ama genel itibariyle nüfus ölçütü 5.000, 10.000, 20.000. Bizim ülkemizde mesela örnek vermemiz gerekirse köy yerleşmelerinin bir yerde olabilmesi için nüfusun 150 ile 2.000 arasında olması gerekmekte. Kasaba yerleşmelerinde ise nüfus 2.000'in üzerinde olması gerekmekte. Mesela bizim büyük şehirlerimiz var değil mi? Büyük şehirlerde mesela köyler yer almıyor. Bunlar mahalleler olarak büyük şehire bağlı. Ona da ekstra söylemiş olalım, haberiniz olsun sevgili dostlarım. Köy altı yerleşmeleri ise köyün
eklentileri olarak düşünülebilir. Bir ya da birkaç evden oluşan eklenti birimleri ya da daha fazla evden oluşan eklenti birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında kuruldukları yerin doğal çevre şartları ve orada yaşayan insanların kültürel özellikleri etkili olmuştur diyebiliriz. Kırsal yerleşmeler, bakın buradaki görmüş olduğunuz kırsal yerleşmeler, nüfusun büyüklüğüne göre kasaba, köy, köyaltı yerleşmesi, dokusuna göre toplu dokulu, dağınık dokulu yerleşme özelliğidir. Ekonomik işlevine göre tarım, hayvancılık, ormancılık, dokumacılık, balıkçılık, az da olsa madencilik ve turizm. Kuruldukları yere göre orman, ova, vadi, dağ eteği, deniz kıyısı, akarsu boyu köyü yerleşme planına göre hat boyu olabilir, çizgisel olabilir, ışınsal olabilir, dairesel olabilir, küme planlı olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini teker teker açmış olalım. Birincisi, nüfusun büyüklüğüne göre kırsal yerleşmeleri biz 3'e ayırmaktayız. Kırsal yerleşmelerde genel olarak kasaba yerleşmelerinde nüfus 2000 ile 20.000 arasında olabilir ya da 2000 ile 10.000 arasında olabilir sevgili dostlar. Yani nüfusu 2000'den büyük 10.000 arasında değişen yerleşmelere biz ne diyeceğiz? Kasaba yerleşmesi diyeceğiz. Şurayı da şöyle hemen biri daha düzgün bir şekilde şöyle gösterelim. 10.000 arasındadır diyelim. Ve burada bazı bizim bilmemiz kasabalar var mı? Var. Mesela şu görselde görmüş olduğumuz kasaba. Gitmediyseniz de mutlaka gidin. Şirince kasabası sevgili dostlar. İzmir'de yer almakta çok güzel kasabalardan bir tanesidir diyebiliriz. Ve kasabalarda hakim ekonomik faaliyet nedir derseniz, tabii ki tarımsal faaliyetler var. Ama bunlar dışında kasabalarda sanayi faaliyetleri de yer almakta diyebiliriz. Burada küçük atölye tipi işletmeler mevcuttur diyebiliriz. El dokuması diyebilmekteyiz sevgili dostlar. Tabii ki de tarım dediğimizde hayvancılığı da almayı unutmayın diyelim. Köy yerleşmesinde ise nüfus 2000'den az olan yerleşme birimleridir ve buradaki hakim ekonomik faaliyet grubu tarım ve aynı zamanda hayvancılık faaliyetleridir diyebiliriz. Burada özellikle otlak, orman, ev, okul, çeşme, yayla gibi ortak kullanım alanları da mevcuttur diyebiliyoruz sevgili dostlar. Bir de köy altı yerleşmeler var. Yani bunlar köyden küçük yerleşme birimleridir. Bak, kasabalar nüfus anlamında fazla olanıydı. Köy nüfus anlamında daha az olanı. Köy altı ise nüfus anlamında çok az olanı. Bakın ne demiş burada? Tek mesken ile köy arasındaki yerleşmelerdir demiş. Bak, tek mesken ile köy arasındaki yerleşmelerdir. Ve bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında ne gibi faktörler etkili olmuştur dersek, onlara da şöyle bakmamız gerekirse, mesela bizim devletimiz toprağı olmayan ailelere toprak yardımı yapması, yani toprak vermesi diyelim, devlet toprak vermesi diyorum şuraya, bu bir, bu olabilir. İkincisi, arazinin genel itibariyle özellikleri, yani arazinin engebeli bir yapıya sahip olması köy altı yerleşmelerin çıkmasındaki ana etkenlerden bir tanesidir. Tarım arazilerinin yerleşme alanlarından uzak olması diyebiliriz. Bak, bu da etkendir. Aynı zamanda hayvanların otlatılmasının bulunduğu alanların sınırlı olması. Hayvan otlaklarının diyorum şuraya sınırlı olması diyebiliriz. Ya da aileler arasındaki yaşanan anlaşmazlıklar sevgili dostlar. Tabii ki herkes böyle kardeş kardeş yaşamıyor. Bazen böyle anlaşmazlıklara da düşebiliyoruz. Ve bu yüzden biz köy altı yerleşmelerini ister istemez kurmaktayız. Peki burada kimler var dersek, köy altı yerleşmelerinde burada kimler var dediğimizde, yayla var, kom var, oba var, mezra var, ağıl var, dalyan var, çiftlik var. Onu da biraz sonra geçici ve sürekli köy altı yerleşmesi kısmında söyleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi geldik dokusuna göre kırsal yerleşmeler. Yerleşme birimlerinin en küçüğü evdir arkadaşlar. Ve bu yerleşme çekirdeğini biz nüve diyoruz. Yani buna yerleşme çekirdeği ya da nüve ismini vermekteyiz. Ve yerleşme çekirdeklerinin dağılışı, yani bu evlerin dağılışı toplu dokulu olabilir, dağınık dokulu olabilir ya da burada plan dahilinde olabilirler. Onlardan da şöyle bahsetmemiz gerekirse. Hemen şöyle birinci kısma bakıyoruz. Birinci kısma baktığımda evler burada birbirine yakın mı? Yakın. Ve arazi bu noktada nasıl? Düz. Bak, o zaman bana bir yerde
toplu dokulu yerleşmelerin varlığından bahsedecekse, bir, arazimizin düz olması lazım. Yani engebenin az olması lazım. Bu bir. Hemen şöyle bunu da sileyim. İşaretleyiciyle şöyle diyeyim ki engebenin az olduğu bir alandan bahsedeceğiz. Ve dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, bitki örtüsü daha seyrek. Yani burada özellikle yarı kurak bir iklim etkili diyebiliriz. O zaman yarı kurak iklim bölgelerinde ve dikkat ederseniz burası yarı kurak bir iklim bölgesiydi ya. İster istemez su kaynakları kısıtlı olmayacak mı? Olacaktır. İşte böyle alanlarda evler aşağıda görmüş olduğunuz gibi birbirine ne yapmakta? Yakın şekilde kurulmakta. İşte biz bu yerleşme birimlerine toplu dokulu yerleşmeler diyeceğiz. Mesela bu toplu dokulu yerleşmeleri nerede göreceğiz dersek, özellikle Anadolu coğrafyasında, iç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu toplu dokulu yerleşme birimlerini yoğun ölçekte göreceğiz sevgili arkadaşlar. Peki yerleşme birimlerinin dağılışına baktığımda, eğer ki hemen şöyle devam ediyorum, su kaynakları ve yağış fazla, yer şekilleri gördüğünüz gibi engebeli, tarım arazileri az ve parçalı ise evler buradaki gibi birbirinden uzak ve mesafeli kurulacaktır. Ve bu yerleşme birimine ise biz ne diyoruz? Dağınık dokulu yerleşme diyoruz, tamam mı? Peki bu yerleşmeyi biz Türkiye'de nerede göreceğiz dersek, özellikle Karadeniz bölgesinde göreceğiz. Neden? Çünkü arazi bu anlamda engebeli. Hemen şöyle iklime baktığımızda Karadeniz bölgesinde iklim daha nemli ve bundan dolayı evler birbirinden uzak bir şekilde kurulmuştur diyebiliriz. Ama iklimin kurak olduğu iç ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplu dokulu yerleşmeleri görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki yerleşme planına göre baktığımızda hangi yerleşmeler var dersek, kırsal yerleşmeler özellikle doğal ve beşeri çevre etmenlerine bağlı olarak belirli görünüş biçimleri kazanmıştır. Bunlardan mesela bir tanesi nedir dersek, çizgisel planlı yerleşmelerdir. Bunlar mesela görselde de görmüş olduğunuz üzere bir denizin kıyısında bir çizgi şeklinde olabilir sevgili dostlar. Bunlara biz hat boyu yerleşmeler de diyoruz. Şuraya şöyle de bunu ekstra söyleyeyim. Hat boyu yerleşmeler de diyoruz. Bunlar bir akarsu kenarında olabilir, bir yolun kenarında olabilir. Mesela burası bir karayoludur. Bu karayolunun etrafında kurulmuştur. O zaman burada da gene çizgisel bir yerleşme vardır. Ya da burası bir akarsudur. Mesela Kızılırmak'ı düşünün. Kızılırmak'ın etrafında bu yerleşme birimi olabilir. Ya da burası bir deniz kenarındadır. Gene bu şekilde olabilir. Peki dairesel planlı yerleşme, özellikle şöyle bir görsele baktığımızda engebenin az olduğu alanlarda yerleşme çekirdeklerinin, bakın dikkat ederseniz, bir meydanın etrafında toplandığı yerleşme birimi olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Aydın Atça kasabası buna güzel bir örnektir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte bir de hemen şöyle küme planlı yerleşmeler var. Şuraya şöyle küme planlı yerleşme birimleri var. Peki bu küme planlı yerleşme birimleri nasıl oluyor dersek, yerleşme çekirdeklerinin, yani evlerin birbirine yakın ve düzensiz. Yani yerleşmeler böyle birbirine yakın ama bir düzeni yok. Bak mesela bunlarda bir düzen vardı. Bir de burada ışınsal planlı yerleşme birimleri var. Işınsal planlı yerleşme birimleri. Peki bu ışınsal planlı yerleşme birimi nedir dersek, genellikle bunlar da yolların etrafında kurulan yerleşme birimleri olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki mesken tiplerine baktığımızda, mesken tipleri dediğimizde insanların barındıkları alanlar, bu meskenler bölgelere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ormanlık alanlar da yerleşmeler ahşap meskenlerle oluşturulmakta. Aynı zamanda ahşap meskenleri dünya ölçeğinde ekvator çevresinde, Güney Asya'da, Batı Avrupa'da görüyoruz. Bizim ülkemizde ise bu ahşap yerleşmeleri daha yoğun ölçekte Karadeniz bölgesinde görmekteyiz. Şimdi dur orada. Şimdi biz sevgili arkadaşlar, meskenlerde kullanılan malzemenin belirlenmesinde iklim özelliklerinden faydalandık mı? Faydalandık. Neden derseniz, bak ahşap meskende genel itibariyle nemli bir iklime sahip olma esasımız vardır diyebiliriz. Ama coğrafyaya baktığımızda doğal çevrede eğer ki taşlar yoğun olarak var ise, bu sefer de evlerde yapı malzemesi olarak
taşları göreceğiz. Bunu özellikle Türkiye'de Akdeniz kıyı kuşağında ve volkanik arazilerin bulunduğu alanlarda göreceğiz. O zaman meskenlerde kullanılan yapı malzemesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden bir tanesi de volkanizma faaliyetleri diyebiliriz. O bölgedeki kayaçların varlığı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki biz kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki meskenlere toprak meskenler diyeceğiz. Aynı zamanda bu coğrafyalarda saman ve çamur karıştırılarak kerpiç meskenler yapılmakta diyebiliriz. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgesi, çöl bölgelerinde ve karasal iklim bölgelerinde bu meskenleri biz yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Orta Asya, aynı zamanda Kuzey Afrika, Türkiye'nin de iç kesimlerinde bu meskenler varlığını sürdürmektedir diyebiliriz sevgili dostlarım. Onun dışında şehir yerleşmelerine geldiğimiz zaman nüfus ister istemez kırsal yerleşmelere göre çok daha fazla, 20 binin üzerinde olan yerleşme birimleridir diyebiliriz. Ve şehirlerde genel olarak planlı bir yerleşme görülür. Yani düzenlidir. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarına yönelik, bak dikkat et, meslek ve iş kolu çeşitliliği de oldukça fazladır. Yani burada özellikle sanayi ve hizmetler sektörü ön plandadır diyebiliriz. Ve şehir yerleşmelerini biz nüfus miktarına göre küçük şehirler, orta büyüklükteki şehirler, büyük şehirler ve metropolitan şehirler diyeceğiz. İşlevlerine yani fonksiyonlarına göre turizm şehri, tarım şehri, sanayi şehri, maden şehri, dini şehir olmak üzere farklı gruplara ayıracağız sevgili arkadaşlar. Biz şimdi nüfus miktarına göre şehirleri 4 gruba ayıracağız. Burada bir de ben 5. olarak bunu ekstra verdim. Bunu da birazdan söyleyeceğiz. Şimdi burada kim var? Nüfusu eğer ki 10 bin ile 100 bin arasında ise biz buna küçük şehir. 100 bin ile 500 bin arasında ise orta büyüklükteki şehir. 500 bin ile 1 milyon arasında ise büyük şehir. 1 milyon ile 10 milyon arasında ise, yani 1 milyonun üzerinde ise biz buna metropoliten şehir. Eğer ki nüfusumuz 10 milyonun üzerinde ise mega şehir ifadesi kullanmaktayız. Ve aynı zamanda şehirler ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlere göre de sınıflandırılabilir. Ancak şehirlerde bazen de birden fazla işlev olabilir. Mesela nasıl? İstanbul'u düşündüğümüzde İstanbul bir liman kentidir, bir ticaret kentidir, bir sanayi kentidir, birden fazla fonksiyona da sahip olabilir. İdari işlevleri, mesela idari kentleri düşündüğümüz zaman ülkenin ya da bölgenin yönetim merkezi olarak düşünülebilir. Mesela bizim ülkemizde nereyi buna alacağız dersek tabii ki de Ankara'yı buna alacağız. İdari şehri de şöyle bir bakıyorum. Şuraya şöyle Ankara diye yazdım. Başkent yönetim birimidir. Ha bunun dışında dünya ölçeğine baktığımızda mesela buraya Tokyo'yu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar, tamam mı? Genellikle de nüfusu 10 binin altında olan şehirlerde hizmet sektörünün üstün olmasına rağmen hala tarım sektörü ön planda da olabilir ya da tarımın etkileri de o alanda görülüyor olabilir sevgili arkadaşlar. Bak nüfusu 100 binin altında olan şehirler. Bu alanlarda tarımsal faaliyetlerin ön planda olmaması gerekir ama hala o bölgede tarımsal faaliyetler ön planda olabilir. Mesela biz bu şehirlere de tarım şehirleri diyeceğiz. Peki kim var tarım şehri olarak Türkiye'de dersek? Mesela tarım şehri deyince aklıma güzel Rize geldi sevgili arkadaşlar. Ya da onun dışında mesela Manisa'da Akhisar geldi. Onun dışında mesela Niğde geldi, Kars geldi, Şanlıurfa geldi. Bunlar şehir yerleşmeleri. Evet bu şehirlerde sanayi ve hizmet sektörü daha ön planda ama tarımın etkilerini de geri plana atamayız. Özellikle de sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan sanayi şehirlerinde çalışan nüfusun büyük bir bölümü bu sektörde çalışmaktadır diyebiliriz. Mesela dünya ölçeğine baktığımızda kim var dersek Manchester var sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle Manchester diye yazalım. Ama bizim ülkemizde mesela İzmit çok güzel bir örnek olabilir. Ya da İzmir'de Ali Ağa, İzmir yazmışken şöyle şuraya da Ali Ağa diye yazalım. Şuraya da şöyle İzmit'i yazalım sevgili arkadaşlar. Bunlar da sanayi şehirleri olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Bir de kültür şehirleri var. Bilim, sanat, eğitim gibi çeşitli kültürel etkinliklerle ön plandadır. Yahu kültür şehri deyince aklıma dünyada net bir şekilde Oxford
Türkiye'de ise eğitim şehri olan Eskişehir aklıma gelmekte. Onun dışında sevgili dostlar tabii ki de askeri şehirlerimiz de var. Askeri şehirler büyük askeri birliklerin bulunduğu alanlar olarak ifade edilmekte. Mesela bizim ülkemizde kim var dersek Kars Sarıkamış'ı düşünebiliriz. İncirli ya da Eğirdir'i düşünebiliriz. Ticaret şehirleri var. Özellikle ana işlevin ticaret olduğu şehirlerdir diyebiliyoruz. Peki tarih boyunca devam eden ve günümüzde de hala önem kazanmış olarak faaliyet, ticaret faaliyetidir. Ve buna baktığımızda dünya ölçeğindeki en önemli ticaret şehri neresidir derseniz tabii ki de New York'tur. Bizim ülkemize geldiğimizde İstanbul net bir şekilde ticaret şehri olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Bir de liman şehirleri var. Denizin kıyısında hinterlandı geniş olan alanlarda kurulmuş şehirler. Liman şehri deyince aklıma en önemli gelen liman şehri neresidir dersek hemen şöyle Akdeniz'in incisi mesela Marsilya, ikinci Ege'nin incisi İzmir'i yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda liman şehrine mesela İstanbul'u da yazabilirsiniz. O zaman İstanbul hem liman şehrinde yer aldı, hem ticaret şehrinde yer aldı, hem sanayi şehrinde hem ulaşım şehrinde yer aldı. O zaman bir şehrin birden fazla fonksiyonel özelliği olabilir mi? Tabii ki de olabilecektir diyebiliriz. Hinterland nedir dersek öncelikle ondan da bahsetmemiz gerekirse bir yöreyi veya limanı ekonomik yönden besleyen, ona ulaşım hatlarıyla bağlı olan ve onunla sosyal etkileşimde bulunan dar ya da geniş bölgelere biz hinterland diyeceğiz. Mesela İzmir'i düşündüğümüz zaman İzmir'in gerisindeki illerden gelen malzemeler İzmir'in hinterlandını oluşturmakta diyebiliriz. Turizm şehirlerinde yaşayan insanların önemli bir kısmı gelirlerini tabii ki de nereden sağlayacaktır? Turizm faaliyetlerinden sağlayacaktır. Mesela turizm şehri deyince aklıma neresi geldi? Roma geldi. Bizim ülkemizde mesela nere gelebilir? Bizim ülkemizde de Bodrum gelebilir sevgili arkadaşlar. Maden şehirlerinde genellikle maden ve enerji kaynakları olacaktır. Ve buradaki ekonomik faaliyet grubu da madenciliktir diyebiliriz. Mesela en güzel örneklerinden bir tanesi Essen, Almanya'nın 6. büyük önemli kenti diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde de kim var derseniz bizim ülkemizde de Zonguldak yer almakta diyebiliriz. Ya da Batman yer almakta diyebiliriz. İnanç işlevi olan şehirler yani dini şehirler bir ya da birden fazla dini merkezin bünyesinde barındıran şehirlerdir diyebiliriz. Burada tabii ki de biz Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine'yi söyleyebiliriz. Aynı zamanda Kudüs'ü söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de İzmir'i söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu açıdan oldukça büyük öneme sahiptir diyebiliyoruz sevgili dostlarım. Geldik etkinlik kısmımıza. Biz yerleşmeyi ikiye ayırmıştık. Kırsal yerleşme ve kentsel yerleşme diye. Hemen şöyle bakmamız gerekirse yukarı kısma kırsal yerleşme demiş. Şuraya şöyle kırsalı şöyle düzelteyim. Şuraya da şöyle biraz daha büyük bir şekilde göstereyim. Buraya da şöyle geliyorum kentsel yerleşme diyorum. Gelin hep birlikte şunları doldurmaya çalışalım. Meskenlerin kat sayıları kırsal yerleşmede azdır. Kentsel yerleşmede ise meskenlerin kat sayıları tabii ki de fazladır diyebiliriz. Devam edelim. Ticari faaliyetler. Bak ticari faaliyetler kısıtlıdır ve bu alanda tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetleri daha fazladır. Ticari faaliyetler daha kentsel yerleşmelerde daha geniştir diyebiliriz. Aynı zamanda burada dağılış alanı diyor, faaliyet fazladır diyor. Nüfus. Hemen bundan devam edelim. Nüfus 10 binin altındadır. Geldiğimiz zaman kentsel yerleşmelerde nüfus 10 binin üzerindedir. 10 binin şuraya da şöyle üzeri diye yazalım. Mesken sayısı azdır kırsal yerleşmede. Mesken sayısı kentsel yerleşmede daha fazladır diyebiliriz. Eğitim, sağlık gibi hizmetler az gelişmiştir kırsal yerleşmede. Eğitim, sağlık gibi hizmetler kentsel yerleşmelerde gelişmiştir diyebiliriz. Bakın burada şu kısımları da unutmamak lazım sevgili arkadaşlar. Ticari faaliyetler kısıtlı dedik. Ticari faaliyetler geniş ya da zengin dedik.
Tarım faaliyetleri mesela fazladır. Hemen şuraya şöyle tarımsal faaliyetler fazladır diyorum. Kentsel yerleşmeye geliyorum. Kentsel yerleşmede ne fazla olacak? Tabii ki de sanayi faaliyetleri fazla olacaktır diyebiliriz. Onun dışında mesken sayısı fazla az dedik ya. Dağılış alanı, kırsal yerleşmeler dar bir dağılışa sahiptir. Kentsel yerleşmeler ise daha geniş bir dağılış alanına sahiptir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte nelerden bahsettik? Yerleşme dokularından ve tiplerinden, bunların dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden bahsettik sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.